Selamünaleyküm değerli takipçilerim. Bugün güzel bir yeni tarifle sizlerleyim inşallah. Şöyle malzemelerimiz, evde olan malzemelerden bir su bardağı sütümüz var arkadaşlar. Sütümüzü ılıttım. Bir su bardağı ılık suyumuz. Şöyle yarım paket mayamız var. Bir tatlı kaşık da tuzumuz var. Bunu şöyle bir karıştıralım. Burada 4 su bardağı da unumuz var. Unumu bir miktarını ayırdım. Geri kalan hemen yoğurmaya başlıyorum. Hamurumuz yumuşak olacak. Çok sert bir hamur olmayacak. Geri kalan unumu da tamamını ilave ettim. Hamurumuz biraz daha yumuşak oldu arkadaşlar. Buna yarım su bardağı da un ilave edeceğim. Hamuruma yarım su bardağı da un kattım. Tam 4,5 su bardağı un gitti arkadaşlar. Yumuşaklığı gayet güzel. Ben bunu eşit 8 parça ayıracağım. Fazla olursa küçük olanlara şöyle ilave edelim. Yumaklarımızın üzerine şöyle kapatıp bir 10 dakika bekletelim. Hamurlarımız şöyle 10 dakika bekledi. Çok da güzel kabardılar. Hemen açmaya başlayacağım. Şöyle hamurlarımızı servis tabağımıza alalım. Altını toparlayalım. Hemen yapışmış arkadaşlar. Kabarırken. İnce bir hamura verecek. Biraz daha un serpiştirelim. Yapışması. Hamurumuzun 4 tanesini, yumağımızın 4 tanesini açacağım. Ondan sonra yağsını süreceğim, bekleteceğim. Sonra 4 tane geri kalan yumağımı açacağım arkadaşlar. O dinlenirken öbürünü yapma işlemine geçeceğim. Bu büyüklük yeterli, gayet güzel oldu. Hemen bunu şöyle kenara alalım. İkinci yumağımızı aynı şekilde.
bunu altımıza aldığımızda altına alttaki unlar da gitmiş olur. Un ısrar etmedik, şöyle toparlayalım. Biraz daha un serpiştirecek arkadaşlar. Un gitme yapışıyor. Şöyle olmayan yerlerine azar azar. Bu da yeterli. Yumağımızın 4 tanesini açtım arkadaşlar. Şöyle tereyağı sıvı yağ karışımımızı her kat aramıza güzelce sürelim. İkinci hamurumuzu üzerine serelim. Şöyle kenarları çekiştirelim ki ebatlar aynı olsun. Tekrardan bu katımızda güzelce yağlayalım. Dört katımızı aynı bu şekilde yapacağım. Hamurlarımızı hepsini yağladık. Şimdi şu katımızı şöyle üzerine çekelim arkadaşlar. Yarı yarıya olacak. Bu katımızda yine yarısını örtelim. Şöyle bunu da bu tarafa kapatalım. Hemen yapmış olduğumuz hamurumuzu üzerine kapatıp bunu öbürlerini açana kadar şu dört bezemizi bunu dinlendirelim. Bunun üzerine hemen şöyle hiç bekletmeden kapatalım, kenara alalım. Yani öbür yumaklarımıza başlayalım açmaya. İkinci hamurumu da aynı açtım arkadaşlar. Hemen bunu alıp, bu biraz dinlendi. Biraz da bunu bekletelim öbürünü yapana kadar. Hemen şöyle kenara alalım. Altına çok az bir şey un serpiştirip hamurumuzu serdik. Çok az da üstüne benim merdanem olmadığı için tekrardan şu oklavamla yavaş yavaş büyüteceğim arkadaşlar. Hatta şöyle elimizle yavaştan hamurumuz yeterli, gayet güzel açıldı. Şöyle kalın olan yerleri de elimizle düzeltelim. Yağımızdan hafifçe şöyle üzerine tekrardan dokunduralım. Burada peynirimiz var.
Şöyle beyaz yağlı peynirimiz var. Tertrana gelecek şekilde elimizle dağıtalım. Normal çökelik tarzı kullanıyordum ama evde kalmamış. Ben bunu kahvaltılık peynirden kullandığım için biraz yapış yapış oluyor. Ama lezzeti çok güzel öyle böreklerin içinde. Şimdi hamurumuzun köşesini şöyle ortada birleştirelim arkadaşlar. Bu kısımda buraya. Şu şekil. Peynirlerini araya koyalım çıkanları. Şimdi böreğimizi şu ortadan birleştirdiğimiz yerden direkt kesiyor. Bu kısmını da buradan. Böyle ortadan benim bıçağım olmadığı için ben bununla kesmeyi tercih ediyorum. Bu da çok güzel kesiyor arkadaşlar. Bir de şöyle muska şeklinde çıkıyor böreklerimiz. Şimdi hemen tepsimi getirip tepsimize şu şekil dizelim. Tepsimize karışık tuz yok. Çünkü bir tane daha hamurumuz var. Hepsini alsın diye. İkinci hamurumuza geçelim. Böreklerimi dizdim arkadaşlar. Yalnız tepsimi değiştirdim. Bu tepsi biraz daha büyük. 3-4 tanesini almayınca iki tepside pişirmek istemedim. Şöyle de biraz da sık dizdim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Burada yumurtamız var. Yumurtamızın sarısının üzerine biraz süt akıttım. Yarım çay yemek kaşığı. Çay demişim, yemek kaşığı arkadaşlar. Bir tatlı kaşığı kadar ancaydı. Hepsinin üzerine gelecek şekilde güzelce sürelim böreklerimizi. Fırınımı 200 dereceye ayarladım şu an. Fırınım ısınıyor. Böreğimizi fırınımıza gönderelim. Böreklerimiz pişti. Şöyle bir tanesini çıkarttım. Alt üstü çok güzel oldu arkadaşlar. Gördüğünüz gibi çıtır çıtır. Araları kat kat. Beğendiyseniz kanalımızda kalın. Kanalımıza abone olursanız sevinirim değerli takipçilerim. Allah hepinizden razı olsun. Hoşça kalın.